Herkese merhaba, isim Sercan Güzey. Bugün sizlere Advanced Framework Extension'dan biraz bahsedeceğim. Advanced Framework Extension nedir? Biraz genel olarak bundan bahsediyor olacağım ve neden ihtiyaç duyarız? Özellikle bunlardan bahsediyor olacağım. Advanced Framework Extension'a genel bir giriş yapacağız, genel bir bakışta bulunacağız. Ek olarak tabii bizler için önemli olan nokta bizlere sağladığı faydalar nelerdir? Ve soru cevap şeklinde webinarımızı bugün tamamlıyor olacağız. Şimdi Advanced Framework nedir? Öncelikle biraz bundan bahsedelim. Advanced Framework standart kirişlerin, bağlantılarının, bağlantı elemanlarının ve ekipmanın kapsamlı özelleştirilebilir bir kütüphaneyi kullanarak yapısal çerçeve tasarımını hızlandıran ve otomatik hale getiren bir modüldür. Yani siz hızlı bir şekilde oluşturduğunuz bir çiziminizi montaj ortamı içerisinde bağlantı elemanları olsun, standart kirişler olsun, kapsamlı kütüphane içerisinde hızlı bir şekilde kendi çerçeve yapınızı oluşturabilirsiniz. Peki ne için ihtiyaç duyarız? Özellikle bizim katma değeri olmayan ve tekrarlayan süreçlerimiz bizlere zaman kaybına sebebiyet verir ve bu noktadan dolayı biz özellikle Advanced Framework Extension'a ihtiyaç duyarız. Bunun haricinde tasarım ve üretim hataları nedeniyle yeniden işleme sürecinin oluşması ve hurda maliyetin artması gibi sorunlar da bizlere problem olarak geri dönüş yapar ve sonuçta zaman kaybı aslında bizler için bir yerde ciddi bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Tabii çerçeve tasarımı için kullanılan üçüncü parti yazılımların verimliliği de burada önem arz eder. Verimlilik ve üretkenlik azaldıkça bu size bir zarar olarak dönecektir. Aksine buradan bir fayda elde edemeyeceksiniz. Peki genel olarak bir bakışta bulunalım. Bizler özellikle mühendislik içerisinde yapısal çerçeve tasarımını mümkün olabildiğince otomatik hale getirmeye çalışmak ve yaptığımız işlemleri hızlandırmak için bir takım araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Tabii Advanced Framework Extension'la beraber kapsamlı özelleştirilebilir kütüphanelere sahip oluruz. Hızlı çerçeve tasarımı ve montaj modellemesi gerçekleştirebiliriz. Otomatik birleştirme ve bağlantı elemanları oluşturarak hızlı bir şekilde kendi çerçevemizi daha aslında istediğimiz yapı içerisinde yönlendirebiliriz. Standart ekipmanların hızlı bir şekilde kullanımı ve montaj işlemlerini Advanced Framework'le gerçekleştirebiliriz. Bağlantı elemanı geometrisi ve donanımın akıllı bir yapıda oluşturulması ve yerleştirilmesi süreci çok hızlı bir şekilde Advanced Framework ile birlikte gerçekleşir. Ve tabi özellikle Creo parametrenin kendi özelliği olan yapılan değişiklikler otomatik olarak farklı ortamlarda güncellenir. Peki bizlere nasıl bir fayda sağlar? Özellikle ihtiyaçlarımıza karşılık olarak pazara giriş sürecini hızlandırır. Bu tabi bizim aslında ihtiyacımız olan üretkenlik ve verimliliği artırır. Ve bu sayede otomatik tekrar eden görevleri otomatik hale getirebiliriz. Tabi bu ürün kalitesini ve doğruluğunu da artırır. Çünkü kütüphanede var olan ürünleri kullanarak biz kirişleri ve geometrileri otomatik bir şekilde oluştururuz. Tabii ürün geliştirme ve ürün maliyetini de bu anlamda düşürmüş oluruz. Çerçeve tasarımını otomatik hale getirerek üretim hatalarını ve yeniden işleme sürecini ek olarak da hurda maliyetini ortadan kaldırırız. Parça çoğalmasını azaltırız ve parçanın tekrardan kullanımı bu anlamda bizlere fayda olarak karşımıza gelir. Bileşen yapısını kullanımı kolaylaştırarak bileşen standartizasyonunu teşvik etmiş oluruz bu sayede. Şimdi ben bugün sizlere biraz uygulama tabanında da biraz bahsedeceğim. Sonrasında sorularınıza yönelik cevapları tamamladıktan sonra webinarımızı bugün tamamlamış olacağız. Şimdi halihazırda var olan hazır bir örneğimiz olan bir montaj dosyasını karşıma getirdim ve farkındaysanız burada oluşturulmuş bir takım skeçlerimiz mevcut. Bu skeçlerle beraber biz bir çerçeve yapısını oluşturarak beraber bu webinarımızı uygulamalı olarak gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle montaj içerisinde Applications yerine Framework'e
Giriş yaptıktan sonra farkındasınız Ribbon menümüzde özellikle çerçeve tasarımı için uygun olabilecek araçlar karşımıza geliyor. Biz öncelikle burada tabii yeni bir proje oluşturacağız. Yeni proje içinde ismine AFX Basic Tutorial ismini vereceğiz. AFX Basic alt tire Tutorial. Öncelikle mutlaka bir proje oluşturmamız gerekiyor. Şimdi biz buraya tabii bir yeni bir profil ekleyeceğiz. Bu profil eklememiz için de doğrudan profil içerisinde bulunan New Profile'e tıklamış oluyoruz. New Profile'e tıkladığımız andan itibaren karşımıza bir akıllı bir kütüphane gelecek. Tabii biz bunların içerisinden kendimize uygun olabilecek bir çerçeve geometrisi tanımlamış olacağız. Özellikle mesela burada biz Steel Beams milimetre içerisinde bir tane I-beam yani bir I profili tanımlamış olacağız. I-beam'i seçtikten sonrasında tipi DIN 1025 IPB HEB olan bir üründen size 120 olan bir I profili gövdesi tercih etmiş olacağız. Buradaki S değeri gövde kalınlığını, T ise flanş kalınlığını ifade eder. OK tıkladıktan sonrasında Next'e tıklıyoruz. Next'e tıkladığımız andan itibaren de Position Profile adı altında bir alan geliyor. Tabi burada da bir takım araçlarımız var. Bunlardan da sizlere bahsediyor olacağım. Tabi referans metodu içerisinde Straight Curve tercih etmemiz gerekiyor. Bu Straight Curve'ı tercih ettikten sonra dikey bir çizgimiz var. Bakın gördüysünüz. Dikey çizgiyi seçtiğim andan itibaren I profilini doğrudan buraya yerleştirmiş oluyor. Biz eğer bunu döndürmek istiyorsak 90 derece Rotate bölümü içerisinde döndürebiliriz. Tıkladığım andan itibaren 90 derece döndürmüş oldum. Eğer ben burada OK tıklarsam şayet işlemi tamamlamış olurum. Şimdi burada ek olarak biz farklı bir section type belirlemek istersek OK dedikten sonra farkındaysanız kutucuğu kapatmıyor doğrudan. Beni section type bölümüne yerleştiriyor. Yeni bir profile farklı bir profil olarak burada tanımlayabilirim. Ben burada seçenekler içerisinden Rectangular Tube'i seçeceğim. Rectangular Tube'i seçtikten sonra standardım olan DIN 2395'i belirleyeceğim. Ve DIN 2395 içerisinden de bunun ölçüsü olan farkındaysanız burada bir sürü ölçü biçim var. 120-84 olacak şekilde bakıyorum. Evet. Ölçümü seçiyorum. Genişlik, kalınlık ve yükseklik ölçülerini burada görüntüleyebilirim. OK tıkladıktan sonrasında Next'e tıklıyorum. Next'e tıkladıktan sonrasında da üstteki çizgileri seçiyorum. Çizgilerimi seçtim. Çizgilerimi seçtikten sonrasında 90 derece bunu döndürüyorum. Eğer ben aynı işlemi tekrar tekrar yapacaksam Repeat'e tıklamam yeterli oluyor. Bakın, Repeat'e tıkladım. Repeat'e tıkladım. Bir daha seçmeme gerek kalmıyor. Repeat dediğim andan itibaren işlemlerimi hızlı bir şekilde tamamlamış oldum. Eğer sonrasında ben farklı bir metot biçimiyle, mesela burada referans metodu var, noktadan noktaya şekilde bunu tanımlayabilirim. Noktadan noktaya olacak şekilde tanımlarsam eğer iki nokta, hatta özellikle burada point display açabiliriz. İki nokta arasına biz bu profili yerleştirebiliriz. Noktayı seçiyorum. Bir diğer noktayı seçiyorum. Bakın, dikey olarak bu referansı yerleştirmiş oluyorum. Peki ben bunu, tabii ben burada bir yatay olmasını istiyorum. Tekrardan bir 90 derece çevirmiş oluyorum. Şimdi buna ek olarak da ben eğer farklı metodum olan Bent Curve'ü yerleştirmek istiyorsam Repeat'e tıkladıktan sonra Bent Curve'ı seçerim. Bakın, burada bir tane curve'm var. Curve'ın başlangıç çizgisi ve bitiş çizgisini belirttiğim andan itibaren doğrudan
Bu profili burayı yerleştirmiş olur. Sonrasında OK tıklıyorum. Close diyorum. İşlemimi tamamlamış oluyorum. Şimdi bu arada daha önceden kullandığınız bir profili tekrar tekrar kullanabildiğimizi söylemiştik. Biz tabii burada profili tanımladık ama repeat ile biz bu işlemi gerçekleştirdik. Ama daha önceden kullandığımız başka profili tekrardan kullanmak istiyorsak Reuse'u seçebiliriz. Reuse'u seçtiğimiz andan itibaren burada ilgili profili seçmem gerekir. Ben de diyorum ki gel birinci profili seç. Birinci profili seçtikten sonra Next'e tıkla. Next'e tıkladıktan sonrasında karşısındaki skeç çizgisini seçiyorum. Bakın aynı profilde olmadı. O yüzden bir 90 derece ben bunu çeviriyorum. Sonrasında OK'ye tıklıyorum. Bir daha Next'e tıklıyorum. İşlemi tamamladıysam eğer Close diyerek de bu işlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi bir daha bir Reuse diyeceğim. Reuse dedikten sonra profilimi seçeceğim. İlgili profili seçtikten sonrasında Next'e tıklarsam bakın direkt Bent Curve'ü getirdi. Başlangıç noktası, bitiş noktasını seçersem şayet doğrudan ben bu işlemi gerçekleştirmiş olurum. OK tıklıyorum. Close diyorum. Ben profilimi doğrudan buraya artık yerleştirmiş oldum. Şimdi tabii halihazırda var olan bir profili pattern profili olarak yerleştirebilirim. Peki biz bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle yeni bir tane profil yerleştireceğim. Yeni profili yerleştirdiğim andan itibaren ben bunun rectangular beam yani yeni bir tane farklı bir profil belirleyeceğim. Rectangular beam seçiyorum. Rectangular beam içerisinden standartım olan DIN 1017'yi seçiyorum. DIN 1017 içerisinde 120'ye 50 olan standartımı belirttim. Next dedim. Next dedikten sonrasında geldim. Bunu öncelikle ilk profilin olduğu yere seçtim. İlk profilimi seçtikten sonrasında bir OK tıkladım. Close dedim. İşlemi tamamladım. Bakın doğrudan model ağacına yerleşti. Ama biz burada eğer pattern yapacaksak eğer öncelikle paternin başındaki grubu paternlememiz gerekir. Bakın doğrudan 3 nokta yerleştirdim. OK diyorum. Noktaları da doğrudan oraya yerleştirmiş oldu. O zaman ben modelimi de paternlersem doğrudan bu 3 noktaya referans paterni yerleşmiş olur ve ben ilgili profilimi doğrudan buraya yerleştirmiş olurum. Yani burada önemli nokta şu. Siz mutlaka bu profilleri yerleştirdikten sonra eğer pattern yapacaksanız ana grubu paternlemeniz gerekir. Sonrasında diğer grupları paternlemeniz yani unsurları bu profil unsurlarını paternlemeniz gerekecektir. Şimdi biz eğer profilimizin üzerine kirişleri bağlantı elemanları yerleştirmek istiyorsak burada Basic Joints aracından yararlanabiliriz. Şimdi mesela ben burada Basic Joints diyerek bir profilleri birleştirecek bağlantı elemanlarını kullanacağım. Özellikle dikdörtgen çizgileri üzerinde oluşturduğum profillerden birini kullanacağım. Bakın burada Join Both Profile Ends kısmı var. Join Both Profile Ends içerisinden de Define Corner Joint'i burada seçeceğim. Öncelikle geliyorum. İlk profilimi seçiyorum. İkinci profilimi seçiyorum. Doğrudan bu profilleri yerleştirmiş oluyorum. Sonrasında aynı şekilde repeat diyorum. Repeat dedikten sonra gelip bir diğer referansı belirtmiş oluyorum. Bakın doğrudan buraya yerleştirmiş oldum. Eğer ben burada farklı profiller yerleştirmek istiyorsam mesela meter joints yerleştireceğim. Meter joints ile beraber iki tane köşeyi arada bir boşluk bırakacak şekilde yerleştirir. Özellikle ben geldim bir profil yerleştirdim. Repeat diyorum.
Profilimi yerleştirdim. Diğer profilimi yerleştirdim ondan sonra araya çok küçük bir mini bir çizgi hattı oluşturarak bu profili yerleştiriyor olacak. Sonrasında repeat diyerek dilersem karşılıklı köşeleri birleştirebilirim. Ve okey dediğim andan itibaren artık bu profilleri tamamıyla yerleştirmiş oldum. Tabii şimdi farklı joint biçimleri de mevcut. Özellikle gelip basic joints içerisinden bir T profili yani T birleşim yöntemi oluşturmak istiyorsak ilgili profil birleşim yöntemlerini kullanabiliriz. Mesela burada özellikle sağ yüzeyi seçtim. Sonrasında ön yüzeyi seçtim. Bakın T profilini buraya birleşme profili olarak yerleştirmiş oldum. Eğer repeat dersem, repeat dediğim andan itibaren aynı işlemleri tekrarlayabileceğim. Bakın birleştirmiş olduğum T profili şeklinde. Buna ek olarak tekrardan repeat dedim. Repeat dediğim andan itibaren üst yüzeyleri seçersem eğer, bakın doğrudan T profilini buna da yerleştirmiş oldum. Bir daha T repeat diyorum. Sonrasında karşısına gelecek olan profili okeyliyorum ve ilgili profilleri buraya artık birleştirmiş oluyorum. Şimdi bundan sonrasında eğer ben eğer farklı şekillerde birleştirmek istiyorsam yeniden Basic Joints'i seçerek burada Join One Profile and Two Surface seçenekleri içerisinden bir duvarı düz, diğer duvarı o profilin yüzeyine değecek şekilde bunu gerçekleştirebiliyorum. Offset dediğim andan itibaren, bakın Width Offset dediğimiz andan itibaren belli bir mesafe kadar bunu bırakabiliyorsunuz. Seçtim. Derinliği 2 olarak belirttim. 2 olarak belirttiğim andan itibaren öncelikle profilin ilk referansını sonrasında ikinci referansını belirtmiş oldum. Repeat dediğim andan itibaren tekrardan aynı referansları belirtirsem şöyle hatta çevirmiş oldum. Karşı olarak referansı belirttiğim andan itibaren 2 birim kadar burada offsetleme işlemini gerçekleştirmiş oldum. OK tıklıyorum. İşlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi ben tabi burada bir cutout işlemi gerçekleştirmek istiyorsam da hatta şurada Shading with Edge'i seçebilirim bu arada. Daha çizgi hatlarını görmek için. Advanced Joints içerisinden cutout adı altındaki daha ileri seviye bir, bir eklem birleşimi yerleştirebilirim. Cutout seçtikten sonra bakın burada bir açıkta kalan yüzey var. Bakın şurada bir hafif bir girintili olan yüzey var. Bunun için bir kesim yapacağım. Üst yüzeyimi seçiyorum. Sonrasında yan yüzeyimi seçiyorum. Bakın direkt doğrudan o yüzeye göre oturtmuş oldu. Aynı işlemi de tekrardan repeat diyerek burada gerçekleştiriyor oluyorum. Üst yüzeyimi seçiyorum. Yan yüzeyimi seçiyorum. Bu profile göre bakın yan taraftan kesme gerçekleştirmiş oldu. İşlemimi tamamlamış oldu. Şimdi eğer ben gelip de bu profiller üzerinde bir takım düzenlemeler yapmak istiyorsam mesela eğer döndürmek istediğim profiller varsa mesela move 90 derece döndürmek istiyorum gibi profiller üzerinde müdahale etmek istiyorsam move seçerek buradan ilgili profili seçmem gerekiyor. Bakın burada daha önce pattern profili uygulamıştık. O yüzden biz bu profilin üzerine sol click yapıp eğer 90 derece döndürürsek doğrudan bizim bütün profillerimizi döndürmüş olur. O yüzden paten başındaki profillerde değişiklik yaparsanız doğrudan bütün profillere müdahale etmiş olursunuz. Bu arada tekrardan Move diyerek farklı profilleri de döndürebilirsiniz. CTRL ile beraber seçtiğiniz andan itibaren isterseniz çizgi hattınızın sol üstünde, üst ortasında, sağ üstünde olacak şekilde bunu yapabilirsiniz. Mesela biz sol üstünde olacak şekilde yaparsak
ilgili düzenlememizi tamamlamış oluruz. Tabii biz burada ölçülere de müdahale edebiliyoruz. Mesela biz eğer modify size diyerek ara basamağın ölçüsüne değiştirmek istiyorsak size and standard'ı seçtiğimiz andan itibaren gerekirse 80-60 80-60 olacak şekilde bunun düzenlemesini gerçekleştirebiliriz. Okey dediğim andan itibaren işlemi tamamlamış oluyorum. Şimdi peki modify type yani biz burada eğer türünü değiştirmek istiyorsak mesela modify type'ı seçtim. Modify type'ı seçtikten sonra sağdaki profili seçtim. Ben bunun türünü yani yapısını değiştirmek istiyorsam mesela burada seçenekler içerisinden square tube mevcut mu bakalım. Square tube mevcut. Evet. Bu square tube içerisinde yani bir kare tüp içerisinde standart olarak DIN 2395'i seçer ve 80-80 4 olacak şekilde ben burada bir tanımlama yaparsam profilin türünü de müdahale etmiş olurum bu şekilde. Şimdi özellikle biz profilin üzerine bir bağlantı elemanı yerleştirmek istiyorsak kare içerisinde bu noktada new collector elementi tercih edebiliriz. Mesela new collector elementi seçiyorum. Seçtiğim andan itibaren ben burada seçeneklerde still seçeneğini burada belirtiyorum. Still'in içerisinde non-standard seçenekleri var. Ve ben burada ek olarak end plate tercihinde bulunuyorum. Ve diyorum ki gel referans olarak Next'e tıkladıktan sonrasında Profile Tab. Profile Tab dediğiniz andan itibaren öncelikle ilgili yan yüzeyimi seçiyorum. Bu normal yüzeyde normal olacak yüzeyi burada belirtiyorum. Belirttiğim andan itibaren gerekirse burada özellikleri içerisinden bir takım ayarlarına da müdahale edebilirim. Mesela yükseklik gibi. 200 değil, mesela 250 olacak. Okey dediğim andan itibaren araya bir tane bağlantı elemanı yerleştirmiş oluyorum. Close diyorum. Eğer tekrardan ben bunu kullanmak istiyorsam eğer Reuse'u seçerek komponentimi tekrardan seçerim ve Next'e tıkladıktan sonra referanslarımı burada belirtmem gerekecektir. Referansımı seçiyorum. Oturacağı yüzeyi seçiyorum. Preview diyerek bir görüntülüyorum. Evet, bir sıkıntı şu an gözükmüyor. Okey dedikten sonra, Close dedikten sonra bu elemanların artık yerleştiğini görüyorum. Şimdi eğer ben burada bir düzenleme yapacaksam şayet, burada Modify seçeneğini kullanarak bu işimi gerçekleştirebilirim. Ben burada connector element olan seçeneğimi yani burada bir bağlantı elemanı belirtiyorum. Şimdi modify all elements mi, modify selected element all mi? Ben diyorum ki buradaki bütün elemanları. Bakın direkt Creo burada algıladı. Ben bütün elemanları değiştireceğimi söylüyorum. W değerine 120 olacağını söylüyorum. Genişlik değerine. Bunun haricinde W1 bakın iki delik arasındaki genişliği burada belirtebiliyorum. Diyorum ki 80 olsun. H1 değeri de 120 olsun. Eğer ben buraya delik eklemek istiyorsam Holes'u seçmem burada yeterli olacaktır. Seçtiğim andan itibaren OK diyorum. Bakın buraya bir delik profili yerleştirmiş oldum. Şimdi ben eğer bu profilin yüzeylerini kapatmak istiyorsam profilin üzerine kapatmak için new equipment yani yardımcı olabilecek elementleri burada yerleştirebilirim. Bakın boşluğun içerisinde bakarsanız çeşit çeşit seçenekler var. Mesela burada hints gibi seçenekler de var. Yani bir menteşe yerleştirebiliyorsunuz. T-bolt gibi seçenekler de var. Farklı farklı yapılar burada mevcut. Damping ring'in içerisinde ring örnekleri var. Cap yani burada bir kapak olacak şekilde. Yani biz buraya özellikle bir kapak yerleştireceğiz. Bu kapağı yerleştirmek için de ihtiyacımız olabilecek araçlardan birini kullanacağız. Mesela
milimetrenin içerisinde plate'i seçiyorum. Nexus dedikten sonrasında öncelikle sol yüzeyi seçiyorum. Sonrasında right düzlemi seçiyorum. Sonrasında button düzlemi olan öndeki düzlemi seçiyorum. Sonrasında top plane arkadaki düzlemi seçiyorum. Bunları seçtikten sonrasında attachment yani yerleşecek olan yüzey olan ilgili yüzeyi burada belirtiyorum. Şimdi burada tabii bir takım ayarlar gerçekleştirmemi isteyecek. Şimdi bu ayarlar içerisinde biz özellikle offset bölümü içerisinde bakın yani belli miktar kar offsetleme yaptırtabiliyoruz. Offset left kısmında 10 olsun. Right 10 olsun. Top 10 olsun. Bottom 10 olsun. Burada ilgili referansları tanımladıktan sonrasında Attachment Options içerisinden istediğimiz herhangi bir bakın burada ABC'ye göre dediğimiz herhangi bir referansı burada tanımlayabiliyoruz. Okey dedikten sonrasında Close dedikten sonra artık ben bu şeyin çerçevenin üstünü kapatmış oldum. Şimdi ben bu profili eğer teknik resmin içerisine yerleştirmek istiyorsam da New diyerek aynı isimli olabilecek AFX Alt-Tire Basic Alt-Tire Tutorial ismini veriyorum. Drawing'i seçiyorum buradan. Use Default Template'i kaldırıyorum. Buradan Empty Bit Format içerisinden C Format Generic'i seçiyorum. Ve kendi çizen ismimi giriyorum. Teknik resmin içerisinde doğrudan ilgili görünüşlerimi burada yerleştirmiş oluyorum. Dilersen ben burada scale'e de müdahale ederim. Diyorum ki .0005 olsun. Apply'de bu görünüşü buraya getir. Okey dedikten sonrasında dilersen projeksiyon görünüşü de burada tanımlayabilirim. Projeksiyon görünüşe tıklıyorum. İlgili görünüşleri buraya yerleştirmiş oluyorum. Hatta gelip General View'da scale'ini burada düzeltelim. .05. Apply dedim. Dediğim andan itibaren bu görünüşün doğrudan projeksiyon görünüşünde getirmiş oldum. Yani teknik resim içerisinde de ben bu çerçeve profilini yerleştirebiliyorum. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra biz uygulamamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.